Arkadaşlar herkese merhabalar. İkinci videomuz ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki kısımda hatırlarsanız ışık ayarlarımızı genel olarak yapmıştık. Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Bu videomuzda artık gerekli materyal ayarlarımız ile devam edeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz şöyle ufak kontrollerimi yapayım. Bir sıkıntı var mı yok mu onlara bir bakmak istiyorum. Herhangi bir şekilde bir sorun yok gibi duruyor. Tamamdır devam edelim. Z ile solid moda döndük. Şimdi ilk etapta şu duvar kısımlarını materyallerini ayarlayalım. Ahşap zeminimiz var onları ayarlayalım. Şimdi buradaki duvar kısmını ben iki parça halinde yaptım görüyorsunuz. Onları seçtikten sonra slash tuşuna tıklayarak diğer objeleri gizleyebilirsiniz. Sadece seçtiğiniz objeleri bu şekilde şekilde ekranda bırakabiliyorsunuz. Çoklu seçim yapma nasıl oluyordu onu da söyleyelim. Shift'e tıkladığınız zaman bu şekilde çoklu seçim yapabiliyorsunuz. Bendeki seçim tuşu sağ buton olduğu için bu şekilde Shift ve sağ klik ile çoklu seçim yapabiliyorum. İlk başta zeminimizi ve duvar kısımlarından başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şuradan başlayalım. Tıkladık. New diyelim buna. Ne diyelim? Duvar diyorum. Buna geliyoruz. New dedik. Buraya da hemen duvar diyelim. Sonrasında yeni bir tane daha materyal ekliyorum. New dedim. Bakın alttaki kısma iki tane materyal eklediğime Dikkat edin arkadaşlar üsttekine eklemiyorum. Çünkü bunun alt kısmını ahşap parke tarzında bir şeyler yapacağım. Yani buna da ahşap parke diyelim. Enter'ladık. ile Edit moda giriyorum. Hatta şunu da H tuşu ile gizleyelim arkadaşlar. Sadece bunu bırakalım ekranımızda. 3 ile Face yani yüzey seleş modundayken ekranda boş bir yere sağ tıklayarak veya alt A yaparak da seçimden çıkıyorum. Herhangi bir yerin seçil olmadığından emin olmak için. Sonrasında C tuşuna basarak şöyle Circle seçim modunda şuraları hızlı bir şekilde seçiyorum. Yakınlaşıyor. Shift ve sağ klik ile yani çoklu seçim yaparak buraları da seçiyorum. Ahşap parkeye geldim ve assign dediğim zaman artık bunu da bu şekilde ayarlanmış oldum. Alt H yapalım. Tabii ki gelmeyecekti biraz önceki gizlemiş olduğumuz obje. Çünkü obje moda dönmemiz gerekiyor. Tap ile obje moda döndüm. Alt H yapıyorum. Şimdi ikisini seçtim arkadaşlar tekrar. Tap ile edit moda giriyorum. Şimdi buradan duvar materyalini select dediğim zaman görüyorsunuz bunu seçiyorum. Buradan ahşap parkeyi sadece select dediğim zaman sadece ahşap yüzeyi seçebildiğimi görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki timeline yani zaman çizelgesini kapatalım. Çünkü ekranda boş şeye kalabalık yapıyor. İki ekranın kesiştiği noktaya mouse'umu getirdiğim zaman imlecin değiştiğini görebiliyorsunuz. Sağ butona tıklıyorum. Join araya diyorum. Aşağı çektim ve buradan sol butona tıklayarak bunu kapatıyorum. Buradan şöyle yeni bir pencere istedim ve buradan da şeyde editöre geçiş yapıyorum. N ile de buradaki gereksiz penceremizi kapatabiliriz. T ile de şurayı kapatabiliriz. Şimdi gerekli materyal bağlantılarımızı hızlı bir şekilde yapalım. Şimdi buradaki Buradaki materyal kısmına belki bu video vasıtasıyla ilk kez giriyorsunuz bilemem. Buradaki bağlantıların temel mantığını bilmiyorsanız buradakilerin hepsini tabii ki bilmenize gerek yok. Buradaki rafınız vesaire gibi speküler gibi genel ana kullanılan kısımları biliyorsanız sizin için yeterli gelecektir zaten. Diğerleri daha böyle über seviye kısımlarda kullanılıyor. Belki de yıllarca ömür boyunca hiç kullanmayacaksınız bile. Sadece ek bilgi olarak söylüyorum. Şimdi buradaki genel bağlantıların mantığını biliyorsanız otomatik bir şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Eğer buradaki temel bağlantılar bilmiyorsanız Buradaki bağlantılara tek tek el ile bağlantı yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. En azından bağlantının mantığını kavrarsanız öğrenirsiniz. Onu da söyleyelim. Şimdi ilk etapta biz el ile bağlantı yöntemini gösterelim. Sonrasında buradaki bağlantılar otomatik bir şekilde nasıl yapabiliyorsunuz? Onu da duvar materyalinde gösterelim. Şimdi hemen başlayalım. Base Color'ı şöyle tutup şöyle dışarı çekip bıraktığım zaman önüme şöyle bir menü geliyor. Buradan direkt imaj yazdığım zaman imaj texture kısmının geldiğini görebiliyorsunuz. Bu şekilde de bağlayabilirsiniz veya Shift A menüsünden texture Buradan image texture diyerek de bu şekilde bağlantıyı otomatik bir şekilde yapabilirsiniz. Çok da otomatik olmuyor ama lafın gelişi söylüyorum ben siz anladınız. Sonrasında open butonuna tıkladık ve buradan dosya konumlarına gidiyoruz. Şuna bakalım buydu büyük ihtimal şöyle bakalım. Evet zeminde kullanacağım map dosyaları bunlar. Dediğim gibi hepsini açıklama kısmına link olarak ekledim. Oradan indirebilirsiniz. Belki şu kaplama indirmek için sizden üyelik isteyebilir. Üyelikte tamamen zaten ücretsiz bir şekilde alarak indirebiliyorsunuz. Yine ben farklı varyasyonlarını açıklama kısmına link olarak ekledim. Yani istiyorsanız bunu kullanmak istemiyorsanız farklı kaplamalarda onları da indirerek kullanabileceksiniz. Open Image dedim. Dosyamı buraya yükledim. Hatta şöyle Z ile de Material Preview modunda bakalım. UV Map'in olmadığını daha doğrusu var ama bozuk olduğunu görebiliyorsunuz. Select diyelim. U'ya basarak buradan Cube Projection dediğimiz zaman UV Map'ini bu şekilde ayarladık. Tab ile tekrar Edit moddan çıkıyorum. Şimdi boyutu bayağı büyük. Bunu birazdan ayarlayacağız. Ondan önce gerekli buradaki vektör bağlantılarını yapalım. Shift A'dan vektör kısmından bir tane mapping ekliyoruz. Bunu da şöyle bağladım. Yine Shift A kısmından input'tan texture koordinat dedik. Biz UV ile işlem yaptığımız için UV'yi buradaki vektör kısmına bağlıyoruz. Artık buradan scale değerlerini kendinize göre bu şekilde değiştirebilirsiniz. Kameranın açısından bakacak olursam 6-5 arası benim için yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Şimdilik 5'te bırakabilirim. Şimdi bunu Shift -D ile kopyalıyorum. Aşağı koydum. Yine tıkladık. Buradan sıralı bir şekilde şöyle bakacak olursak. Bakalım burada neyimiz var? Metalik map var bunu kullanmaya gerek var mı bilemedim şöyle bir bağlantısını yapalım ve tekrar şuradan şöyle bağlayalım Buradan da tipini tabii ki nan color data olarak belirliyoruz. M tuşuyla şöyle gizli bakacak olursam yani çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten şöyle de UV editor veya image editor'da bakabiliriz. Tıklıyoruz. Şuradaki metalik dosyamıza bakacak olursak yani bunu çok bir mantıklı bir seçenek olacağını düşünmüyorum. Buna tıkladım. Buradan farklı bir şey yükleyebiliriz. Şöyle bakalım. Buradan reflection veya glossy veya roughness'tan başlayabiliriz. Şöyle roughness'ı bağlayalım. Şöyle bunu da buradan ayırıyoruz ve bunu da roughness'a bağladık. Bunu da tipini tabii ki buradan NaN color data olarak bellemeniz gerekiyor. Bunu da ek bilgi olarak söyleyelim. Önemli bir detay bu. Buradaki base color yani şuradaki seçenek dışındaki her şeyi NaN color data olarak yapmanız gerekiyor. Eğer buradaki map dosyasını ambiyans okuluşunda birazdan göstereceğim. Mix diyecek olursanız da ambiyans okuluşunu da NaN color data olarak bellemeniz gerekiyor. Sadece ana renk dosyamız buradan sRGB olarak kalacak arkadaşlar. Diğerlerini dediğim gibi NaN color data olarak ayarlamanız gerekiyor. Şimdi yine shift day ile kopyalıyorum. Tıkladım. Burada neyi seçebiliriz? Normal map, OpenGL'i seçebiliriz. Burada iki tane normal map olduğunu görebiliyorsunuz. Büyük ihtimal bu. DirectX formatlı yani bu farklı yazılımlar DirectX formatlı kullandığı için bunu seçebilirsiniz. Ama buradan OpenGL'i seçmemiz gerekiyor. Çünkü biz Blender üzerinden çalışıyoruz. Open Image dedim. Sonrasında bunu otomatik bir şekilde şöyle bağlayalım ve Shift A'dan Vector kısmından normal map diyorum. Bunu da ortaya bıraktığım zaman otomatik bir şekilde bağlantıyı yapıyor ve bundan non-color data olarak belirledik. Bunu da bu şekilde bağlayacağız. Şöyle getirdim ve bıraktım. Evet genel itibariyle bu 3 tane bağlantı bizim işimizi görecektir arkadaşlar. İstiyorsanız şöyle tıkladığımız zaman kontrol Z yapsak daha mı iyi olur? Şöyle yapalım tekrar. Kopyaladım koydum. Eğer istiyorsanız şuradan Reflection kısmında bağlayabilirsiniz şöyle. Bunu da tekrar non color data olarak şöyle belirliyoruz. Bunu da şöyle bağladık. Evet görüyorsunuz. Şimdi buradaki değerleri kapatıp açmanın yöntemi de var. Yani bazı map kanallarının etkisini az istiyor olabilirsiniz. Bunu nasıl ayarlayacaksınız? Shift A'dan Color kısmından bir tane gam ekliyorum. Mesela nereye bağlayalım? Buradaki roughness'a bağlayalım. Şimdi buradaki değer 1 olduğu zaman geçerli anlamına geliyor. Sıfır yaptığım zaman komple kapalı anlamına geliyor. Buradaki değerleri bu şekilde açıp kapayabilirsiniz. Aynı şekilde bunu da ayarlayabilirsiniz. Artık buradaki değerler tamamen size kalmış. Bakın görüyorsunuz yansımaları bu şekilde istediğim gibi açıp kapayabiliyorum. 1, 5 artık size kalmış bir şey. Genelde 1 ile 0 arasında bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu nokta 5 ile tutabilirim. Mesela yansımayı çok az istiyorsam bu şekilde ayarlamaları kendime göre yapabilirim. Şimdi bunu seçtikten sonra Ctrl X dersen bu şekilde aradaki bağlantıyı silip otomatik bir bağlantı yapabiliyor. Tabii ki bu kısa tuşlarını kullanabilmek için Edit Preferences kısmından Add-onlar sekmesinden Not Wrangle'ı aktif etmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir detay arkadaşlar. Bir sonraki projelerinizde bunu kullanmak istiyorsanız buradan Save Preferences demeniz yeterli gelecektir. Bunu da seçip Ctrl X dediğim zaman siliyorum ve bu şekilde bağlantıyı bırakıyorum. Evet genel olarak bağlantıyı el ile bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Duvara geldik. Duvarda hızlı bir şekilde ayarlayalım. Ctrl Shift T butonlarına tıklıyorum ve Texture Class geldim. Buradan container olana giriyorum. Buradan color seçebilirim. nasıl seçiyorum. Buradan OpenGL formatlı normal Web'imi seçiyorum. Ve başka da bir şey seçmeme gerek yok. Burada da seçimler nasıl oluyor? Kontrol tuşuyla birlikte çoklu seçim yapabiliyorsunuz. Ve buradan Principle Texture Setup butonuna tıkladığın zaman otomatik bir şekilde ayarları yapıp size veriyor. Şimdi tekrar Edit Mode'a girdik. Alt A yaparak seçimler çıkıyorum. Duvar kısmını seleş diyerek seçiyorum. U'ya basarak çöp projection diyerek UV map çıktığımı ayarlıyorum. Düzgün bir şekilde artık duvar kısmında gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Hemen ayarlar bölümüne geliyoruz. 6 yaptım veya 7-8 arası yapabilirim. Bu şekilde bir bağlantı bizim için yeterli gelecekti. Evet görmüş olduğunuz gibi bunu da ayarladık. Şimdi projemi şuradan save diyerek kaydetmek istiyorum. Çünkü bu videonun bu kısmının ikinci çekişim. İnşallah çökme falan yaşamam. Tekrar bunu da kaydetmiş olduk bu şekilde. Evet şimdi slash tuşuna tıklayarak diğer objeleri de sahneme getirdim. Şimdi buradaki diğer map kanallarımızı daha doğrusu materyallerimizi ayarlayalım. Şurada halımız var. New dedim. Şimdi burada baktığımız zaman şeydir editörümüzde materyalimiz gözükmüyor. Peki bunu ekrana nasıl getirebiliriz? Numarik epetten der butonuna tıkladığınız zaman normalde gelmesi gerekiyor. Tıkladık ama gelmedi. Neden? Çünkü buradaki materyalim seçili değil. Zaten seçili olsaydı ekranıma gelecekti. Buradan da bunu anlıyorum ki ekranıma gelmediği için seçili değil. A butonuna tıkladım seçti. Numara keypetten dal butonuna tıkladığım zaman bu şekilde ekranımın tam ortasına geldiğini görebiliyorsunuz. Bu şekilde sağda solda kaybolmuş materyallerinizi ekrana bu şekilde getirebilirsiniz. Şimdi burada sadece base color kullanacağım için bunu seçiyorum. Bu sefer sadece Ctrl T butonlarına tıklayarak imaj bağlantısını otomatik bir şekilde yapıyorum. Open butonuna tıkladım. Texture'ler klasörüne gidiyorum. Buradan halı klasörümü bulabilirsem en üstteymiş. Ve buradan da şöyle bakalım hangisini kullanabilirim. Şunu kullanabilirim veya bunu. Şu tıkladım ve geldiğini göreceksiniz. Buradan da rotation değerini z ekseninde 90 derece döndürürsem daha gerçekçi bir sonuç alacağımı görebiliyorsunuz. Bunu da ayarladık. Şimdi şu sandalyelerimizin ayaklarını ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey yaptım ben sizde fazla yormamak adına. Buradaki bir tane sandalyeyi ayarladığınız zaman diğerlerinde materyallerini hızlı bir şekilde ayarlamış olacaksınız. Çünkü bunları shift d yerine alt d ile kopyaladım arkadaşlar. Onda öyle bir mantığı var. Alt d ile kopyaladığınız zaman buradaki objeler üzerinde değiştirebilirsiniz şekil yaptığınız zaman diğer aynı objeler üzerinde de aynı işlem geçerli oluyor. Hemen başlayalım. Live dedim. Sonrasında geliyorum. Şöyle del butonuna tıkladım. Yine principle'ı seçiyorum. Ctrl Shift T butonlarına tıkladım. Şuradan hemen metal klasöme geliyorum. Şöyle yapalım daha düzenli olabilmesi için. Yine OpenGL'i seçtim. Buradan bakıyor şöyle metal map dosyamı seçtim. nasıl seçiyorum ve buradan color'ı seçtim ve buradan butonuma tıklayarak bağlantıyı otomatik bir şekilde yaptım. Şimdi daha düzgün gözükebilmesi için W'den Shade Smooth atadığım zaman daha düzgün bir şekilde gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Edit modda buna bir tane Cube Projection diyerek istiyorsanız istiyorsanız map atabilirsiniz. Daha düzgün bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Evet aynı model olan objelere baktığımız zaman aynı işlemlerin bunda da geçerli olduğunu görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Aynı objeler varsa sahnenizde bunlar alt D butonları ile kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu ayarladık. Buna bir isim verelim. Yine metal diyebilirim. Buna geliyorum. Seçtim. New dedik. Buna da kumaş diyebilirim. Şunu kapatalım. Buna da kumaş dedik. Yine Ctrl Shift T butonlarına tıkladık. Geri geliyoruz ve buradan fabrikasyonuma giriyorum. Color'ı seçtim. Ambiyansı seçmeme gerek yok. Roughness'ı seçiyorum ve buradan OpenGL dosyamı seçiyorum. Normal Map dosyası ve bağlantıyı yap dedim. Ve bunu zaten UV Map olduğu için bu şekilde karşımıza geldi. Bunların bazıları hazır obje olduğu için UV Map'lerle birlikte geliyor. Eğer zaten yoksa biraz önce göstermiş olduğum yöntemlerle siz de yapabilirsiniz. Buradaki kumaşımızı mesela nokta 3 civarında şöyle biraz küçültebiliriz diye düşünüyorum. Otomatik bir şekilde bunlarda da zaten geldiğini göre biliyorsunuz arkadaşlar gayet güzel bunu da bu şekilde ayarladık mı seçiyorum şöyle bakıyorum ne ev dedik buna da ne diyelim ahşap masa diyelim yine şöyle del butonuna tıklayarak ekranıma getirdim sadece principle'ımı seçiyorum Ctrl Shift T dedim şöyle bakalım burada bir sürü wood dosyam olabilir o yüzden bunlara şöyle bakmam gerekiyor şunun mesela ana dosyalarını kullanıp sadece renk dosyasını kullanmayabilirim şöyle yapalım burada roughness ve OpenGL dosyalarını seçiyorum ve sadece bunların bağlantısını yaptım. Şöyle tekrar bakalım Z ile Material Preview modunda hatta diğerlerini şöyle gizleyelim. Bakıyorum şöyle tekrar Edit moda girdim. Bütün yüzeylerini seçiyorum. U'ya bastım. Buna bir tane köp projection diyerek UV Map ataması yaptım. Buradan rengini şöyle biraz karartmak istiyorum. Yani biraz daha gri tonlara çektim. Burada yani el ile ayarlamak istiyorum rengini. O yüzden böyle bir şey yaptım. Belki buna base color'ına da bağlayabiliriz. Bilemiyorum. Ona ilerleyen kısımlarda bakabiliriz. Veya şimdilik bağlayalım. İlerleyen kısımlarda belki unutabilirim. O yüzden şöyle bağlayalım. Base color kısmına. Şunu da şöyle bağlayalım. Evet böyle bir kaplamamız bizi karşıladı. Bunu da değerlerini şöyle düşürelim. Bunu da şöyle 4 civarına çekiyorum. Gayet güzel. Buna da ahşap masa demişiz zaten. Slash tuşuna tıklıyorum. Buna geldim. Yine buradan da ahşap masayı seçebiliriz. UV mapinin bozuk olduğunu görebiliyorsunuz. Buna da aynı şekilde. Edit modda U tuşuna Q Projection diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde ayarladık. Bu ayak kısmının Ctrl L ile şöyle bir seçelim. Tek parça değilmiş. Çok da zamanım almasaydı şunlara metal atayabilirdim aslında. Belki yapabilirdim veya aslında şunu yapsak nasıl olur? Geliyoruz buradan metal desek nasıl olur? Yani bence daha güzel gibi geldi böyle. Belki bunu böyle kullanabilirim. Şöyle tekrar render modunda şöyle bakalım. Ctrl S ile tekrar bir kaydedeyim. Ne olur ne olmaz. Çöker falan bir de durduk yere onunla bir daha uğraşmayayım. Yani şimdilik böyle durabilir diye düşünüyorum. Şimdi şunu ayarlayalım arkadaşlar. Bunu seçtim. Ne diyoruz? Buna daha vazo diyelim arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bir şey yapacağız. Şöyle geliyorum. Bunun roughness değerini şöyle biraz kıstım arkadaşlar. Bunun yüzeyinde biraz daha şöyle parlamalar istiyor. Aslında şu duvarında şeyini kullanabiliriz bundan. Nedenler adı aklıma gelmedi. Roughness dosyasını. Veya bunu özel de yapabiliriz. Hatta özel yapalım. Slash ile diğerlerini şöyle gizleyelim. Şöyle ekranıma getirdim. Bakın çok gerçekçi durduğunu söyleyemem. Neden? Çünkü yansımalar çok düzgün bir şekilde göstermiyor. Sanki cammış gibi böyle gösteriyor. Bunun üzerinde şöyle hafif killi bir yüzey varmış gibi bir yansıma etkisi eldesek bence daha gerçekçi olur. Shift A'dan bir tane color ramp ekledik. Bunu ilk etaptan görebilmek amacına yani yaptığım işlemleri görebilmek için bunu neye bağladık? Base color'a bağladık. İnşallah çökmez. Şu anda bayağı ufaktan donmalara başladı yine Blender. İnşallah çökmez. Shift A'dan texture'dan bir tane noise texture ekliyoruz. Bununla color'ını factor kısmına şöyle bağladım. Şimdi tap ile moda girdim. Hepsi seçiyorum. Şuna bir UV Map ataması yapsak mı? Zaten UV Map'i düzgünmüş gibi. Hatta şuradan UV Editing'den bakalım. Evet zaten UV Map'in düzgün bir şekilde açıldığını buradan görebiliyoruz. Zaten üzerinde maksimile kesilme işlemleri vardı. Yine de her ihtimale karşı baktık biz. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki değerleri biraz kendimize göre düzenliyoruz. Şöyle bir şeyler olabilir. Bunu Buradan koparıyoruz ve Raffles kanalına şöyle bağlayalım. Evet bakın yüzeyine baktığımız zaman bazı yerlerin hafif koyu tonlarda bazı yerlerin daha böyle parlak olduğunu görebiliyorsunuz. Bu bence gerçekçiliği bir tık daha bence arttırır diye düşünüyorum. Buradan da yansımalar istiyorsanız böyle biraz arttırabilirsiniz. Büyük ihtimal şundan dolayı kasıyor da olabilir. Evet bunu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey de olabilir. Evet bunu bu şekilde kullanabiliriz. Slash tuşuna tıklayacağım. Tekrar tıkladım ve diğer objele sahneme getirdim. Şimdi şuralarda objeler varmış. Yazılar varmış. Onları da şöyle sileyim. Devam edebiliriz arkadaşlar. Şuna da aynı materyali uygulayabilirim. Tekrar edit moddayken bunlara da bir UV map atadım. Bunlara da vazoya atamış olduğum materyali atayabilirim. Bunu da ayarladık. Şöyle gelelim. Artık ufaktan şu tezgah kısımlarını ayarlayabilirim. Şimdi aslında şöyle yapsak nasıl olur? Şu materyali atamış olduğum objeleri şöyle H tuşuyla bir gizlemek istiyorum ben. Yani daha rahat çalışırız diye düşünüyorum. Buna da aslında direkt vazoyu atayabilirim. Bunu da gizledim. Şuna da vazoyu atayalım. Bunu da H tuşu ile gizliyorum. Şunları atadık zaten. Bunları da gizliyorum. Ctrl S ile yine projemi şöyle kaydettim. Şuna gelelim. Şimdi bu dolapların ayrı objeler olduğunu görebiliyorsunuz. Bunları da şöyle seçelim. Şöyle taşıyalım. Hatta bunu solid modda taşırsam daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şunu seçiyorum. Bunlarda modify falan bir şey var mı? Yok. Ctrl J ile bunları birleştirdim arkadaşlar. Materyallerine geliyoruz. Yine bunların da materyallerini ben kaldırmıştım. Şöyle yandan görünüm moduna geçtim. Şunları şöyle seçiyorum. Bunu Bunları da seçiyorum. Ctrl L yaptım. Bunlara birazdan metal atamış olduğumuz materyal atacağım. Şimdi ilk başta buna şu vazı olan atayalım. Şöyle genel anlamda bakalım. Gayet güzel. Bunu zaten değiştireceğim. Sadece buradan isim olarak kalsın diye yaptım. Geliyorum. New dedim. Bunlara da aslında new dememe de gerek yoktu. Buradan direkt metali seçebilirdim. Assign dedim. Baktığımız zaman böyle bir görüntü bizi karşılıyor oldu. Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bunların yüzeylerini biraz değiştirelim. Geliyorum. Edit moda girdim. Buradan select dedim. Şimdi şu alt kısmı belki biraz daha farklı yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle yapalım mı arkadaşlar. Şu alt kısımlar ayrı objem acaba. Şöyle Wi-Fi modda seçiyorum, Ctrl-L yaptığım zaman aynen ayrı objeler olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlara şuradan new diyerek assign dedim. Dolap 6 diyelim bunlara. Bunlar bu şekilde kalabilir. Assign dedim. Sonrasında vazo kısmına select diyerek şöyle bir seçim yapalım. Bunlara biraz daha böyle ahşap dokulara yakın bir şeyler atacağım. O yüzden bunları biraz değiştireceğim. Bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar yeni bir materyal atacağım. New dedik. Bunlara da ne diyelim? Dolap ahşap diyelim. Obje moda dönüyorum. Hatta şöyle yapalım. Select diyelim. Bunları da şöyle buraya atayalım. Hatta şu tezgah kısımlarını seçelim. Bunlara da farklı güzel materyal atayabilirim diye düşünüyorum. Ctrl L yaptım. Şunu da seçmeyi unuttuk galiba. Şunu ve şunu seçiyorum. Ctrl L yaptım. Evet geldik. Buna da şöyle geliyor. Nave dedim ki buna da ne diyelim? Dolap tezgah diyebiliriz bunlara da. Ve assign dedik. Bunları da bu şekilde ayarladık. Şimdi arkadaşlar burada dolap ahşap kısmına gelelim. Seleş diyelim. Tabii ki seçmedi. Vazoya gelip seleş diyelim. Buna geliyorum ve buna assign dedim. Artık buradaki vazo kısmı kısmına bir işimiz kalmadı bunu şöyle kaldırıyorum edit moda girdik buradaki tek tek şöyle seçimlerimizi yapalım Hani yanlış mı doğru mu tek tek görelim dolap altında seleş dediğimiz zaman seçiyoruz dolap tezgah kısmında seleş dediğimiz zaman seçebildiğimizi görebiliyoruz dolap akşamı şöyle seleş diyelim materyalimiz geldi Ctrl Shift T diyorum şimdi buradan wood kısmından bakalım elimizde neler var Evet şunu kullanabilirim. Buradaki ana renk dosyasını zaten kullanmayacağım. Gerekli map dosyalarını kullanacağım sadece. Şöyle gösterelim. Ambiyansı kullanmayacağım. Glossy kullanabilirim. Metali belki kullanabiliriz. Roughness ve normal dosyalarını seçiyorum. Ve buradan bağlantıyı yap dedim. Sonrasında şöyle bakalım nasıl bir şey oldu görelim. Ctrl S ile tekrar kaydedelim. Buradaki rengimizi şöyle biraz kısıyorum. U'ya basarak buradan bir Cube Projection diyerek bir UV map oluşturdum. Sonrasında Rotation Z değerini 90 derece döndürdüm. Kamera açısından baktığım zaman burada ahşabımızın doku rengini alabiliyoruz. Daha doğrusu dokularını alabiliyoruz. Buradan da rengini şöyle kendime göre biraz düzenleyeceğim. Evet bakın böyle bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şöyle geldim. Nokta 6 yapıyorum biraz daha şöyle ahşabın dokusunu istediğim için böyle bir şeyler yapabilirim veya biraz daha şöyle küçültebilirim gibi gibi ayarlar kendinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar alt kısma gelelim yine şöyle yapalım arkadaşlar Ctrl C ile seçeceğim bunları alt tuşuna basıyorum Ctrl C yaparak seçtim kopyaladım daha doğrusu alt tezgah kısmına geliyorum A tuşu ile seçtim X'e basarak sildim kontrol V yapıyorum olmadı bu bazen çalışıyor bazen bu şekilde tutukluluk yapabiliyor arkadaşlar şimdi select dedim seçemedik dolap tezgah yanlış bir şey mi seçtik acaba biz tezgah kısmını seçtik galiba alt kısmını atacaktık ama neyse buraya atamış olduk onu da zaten biraz daha düzenleriz veya yeri gelmişken şöyle düzenleyelim Bunları da seleş diyerek yine bunlara da bir UV map ataması yapalım. Bunu da şöyle değerlerde bırakabilirsiniz veya işte böyle daha beyaz tonlarda istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Dolap altı kısmına da Ctrl V yapalım. Bunu da mesela şöyle biraz daha siyah tonlarda bir şey olarak belki istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet bu şekilde bunu kullanabilirim. H ile bunları da gizledim. Şimdi arkadaşlar burada şuna metal kısmını atayabilirim diye düşünüyorum. Tekrar şöyle metale bir seçelim buna. Evet gayet güzel. Şimdi bir UV map ataması yapabiliriz belki. Evet bence gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunu da gizledim. Bunu seçelim. Yine buna vazoyu atayabilirim. Bunu da gizledim. Buna geliyoruz yine buna da metal atayabilirim diye düşünüyorum. Metali atadık. Yine buna da bir UV map ataması her ihtimale karşı şöyle yapalım. Bazen bozuk yüzeyler olabiliyor. Bunlar hazır model olduğu için maalesef böyle şeyler olabiliyor. Bunu ve bunu seçiyorum. Bakın burada çoklu seçim yaptım. En son olana şöyle vazoyu atıyorum arkadaşlar. Sonrasında Ctrl L'den link materyal dediğim zaman diğer seçil objelere de buradaki materyalleri atamış oldum. Bunları da gizliyorum. Bunları da seçtim şöyle toplu şekilde. Yine buradan en son bir tanesini seçiyorum. Vazoyu seçtim ve Ctrl L'den link materyal diyerek onlara da aynı materyali atadım. Belki burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Vazoyu kopyalayarak buradan bunun rengini mesela biraz daha değiştirebilirsiniz. Şöyle bir şeyler olabilir. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunun gibi ayarları da kendinize göre yapabilirsiniz. Bunları da H tuşu ile şöyle gizledik. Buraya geldik. Bunlara da şöyle ahşap atayabiliriz aslında. Bunlara da şöyle bir UV map çalışması yapabiliriz. Tekrar bir köprü projeksiyon dedim. Bunların neyi varmış? Burada görmüş olduğunuz gibi aray var. Bunda kontrol A ile onaylayalım. H ile gizledik. Burada çiçeklerimiz var. Bu çiçekler biraz şey yol açabilir ne derler uğraştırabilir bizi bunları tek tek renk düzenlemesi yapabiliriz belki bunları bu şekilde de bırakabilirsiniz veya hepsini seçtikten sonra yine bir tanesini seçin buradan yine vazo olanı seçip buradan kontrol L'den link materyal diyebilirsiniz evet bu şekilde genel materyal ayarlarımızın hepsini herhalde yaptığımızı düşünüyorum tekrar slash tuşuna basarak diğer objeleri de sahnemize getirdik genel anlamda materyallerimizi bu şekilde yaptık eğer istiyorsanız bakın buradan da şu duvar kısmı şöyle yapabilirsiniz. Buradan renk dosyasını kaldırıp kendiniz bu şekilde el ile ayarlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir şeyler olabilir. Evet bu şekilde kullanabilirsiniz. Ctrl S ile projemizi kaydediyoruz. Tekrar Z ile şöyle render moduna geçelim. Bakalım nasıl duruyor. Evet genel anlamda güzel bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Tabii ki ışık ayarlarını birazdan biraz daha düzenleyeceğiz. Buradaki renk tonlarını biraz böyle koyu tonlara çektiğimiz için içerideki ışığı biraz öldürmüş olduk. O yüzden ışığımızı biraz daha düzenleyeceğiz. Genel olarak sahnemizin materyal ayarlarını bu şekilde halletmiş olduk. Evet bir sonraki videomuzda genel render ayarlarımızı ve ışık ayarlarımızı yapıp render alıp Photoshop'ta bitireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.